Hoş geldiniz. Şimdi bir aydır video atmadım biliyorsunuz. Ana ne sebebi? Kolum alçıdaydı. Bir aydır filan fizik tedavisi şuna buna uğraştık derken anca atlatabildim. Ayrıca en son zaten ben bu alçı işleriyle uğraşırken ETF'ler beklentisini konuşmuştuk. Yükseleceğini konuşmuştuk vesaire. Yükseldi. İşte ETF beklentisiyle genel piyasa yükseldi. Biliyorsunuz daha sonra bir düzeltme kaçınılmazdı. O düzeltmeyi de ETF'lerin arkasından yani ETF'lerin onaylanmasıyla birlikte düzeltmeyi de gördük. Bitcoin şu an 43 bin dolar seviyelerinde ve sabit bir biçimde beklemekte. Olası güncel faaliyetler neler? Gelin bunu hem konuşalım hem de Shiba Coin ile ilgili konuşacağız. Shiba Coin ile ilgili de çok soru geliyor. Çünkü Shiba Coin şimdiye kadar beklenilen şeyi bize vermedi. Gerçi bazı altcoin'ler haricinde yani Ethereum, Bitcoin gibi ana majör coin'ler haricinde de altcoin'lerin bazıları da bize bekleneni vermedi. Gelin şimdi bir piyasaya konuşalım. Neler oluyor? Genel piyasa sonra da Shiba Coin'le ilgili konuşacağım dostlarım. Bir, ETF beklentisini yaşadık. Evet, kazanan dostlar oldu. Kazanamayanlar oldu. Fakat piyasa bir biçimde yükseldi arkadaşlar. Yine de istediğimiz kadar olmasa da istediğimiz kadar olmadı kısmı altcoin'leri içeriyor. Yani beklenilen çoğu altcoin yükseliş yaşayamadı ama bazı coin'ler yaşadı. Bazı altcoin'lerde de çok kazanç oldu. Onu da diyeyim ama genel bir yükseliş, tam bir genel yükseliş görmedik. Şimdi piyasada birincisi ETF'ler olayını atlattı, kabul edildi. Yani dünya artık kabul ediyor. Bu piyasaya yetmeye de başladı arkadaşlar. Şimdi önümüzde ne var? Bir, halving'e 2,5 ay kaldı. Biliyorsunuz Bitcoin'in yarılanması, Bitcoin'in arzı yarıya düşecek. Bir, bu olumlu bir şey. Halving'e 2,5 ay kaldı. İki, Fed tarafına baktığımızda da Fed aslında faizleri Mart'ta indireceğim demişti. En son Powell'ın konuşmasında Mart'ı Mayıs yaptığını gördük. Bu da piyasalarda biraz daha durgunluk yarattı. Artık Fed'e, Powell'a bakmayacaksınız arkadaşlar. Yani 2024'ün artık görürsünüz. 2024'ün sonunda ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Ben 2024'ün sonunda nasıl bir yükseliş olacağını kestiriyorum ve gerçekten de yine pozitif olarak piyasaya bakıyorum ve altcoin'lerin de bu işten nemalanacağını, yükseleceğini tahmin etmekteyim arkadaşlar. Sabırla bekleyeceğiz. 43 bin dolardayız. Piyasa öldü bitti değil. Fed tabii ki bir aylık bir faiz indirimini uzatabilir vesaire. Daha sonra Powell'la bir konuşma, röportaj gerçekleştirildi. Ne dedi? Bir ay içinde 3 kez faiz indirimi yapacağım dedi. Yapmayı öngörüyoruz dedi. Bu da iyi bir şey. Yani artık Fed faizleri indirecek. Halving geliyor vesaire. Tüm dünya artık bu işi tanımaya başladı. Yani bunun sonu belli arkadaşlar. İyi yere gideceğiz. Biraz sabır edip iyi yere gideceğiz. Ben öyle 2025'ler, 2026'lar da demiyorum. Yani bu zaten 2024'tür. 24'teyiz. Bu yılda artık güzel bir şeyler bekliyorum dostlar. Bunu söylemek isterim. Şimdi gelelim Shiba'ya. Shiba'da neler oluyor? Shiba'da iyi olan evreler şunlar arkadaşlar. Gate.io'da Shiba Yuma'ı tanımlandı. CoinGecko var biliyorsunuz market. O markette de Shiba Yuma tanımlandı. Onun haricinde fazla bir gelişme yok. Neydi şeyin Kusama'nın faaliyetleri neydi? Metaverse dünyasını adapte etmek, Shiba Swap'ı yükseltmek, bunlarla uğraşıyor. Ayrıca da yapay zekayı entegre etmek, bunlarla uğraşıyorken dün de işte durmadan konumunu değiştiriyormuş. Brezilya, Dubai, bilmem ne sürekli bunu da yani bu benim için bir şey ifade etmiyor. Benim için önemli olan biraz da yakınlar. Bir de yakın entegresi olacağına, yakınların çok fazla artacağından bahsediliyordu ki gözüm oralarda. Eğer yeni haberler olursa, gelişmeler olursa bunları size vermeye başlayacağım. Bundan sonra daha sık konuşacağız arkadaşlar. Malum dediğim gibi elim alçıdaydı. Bu süreci atlattım. Artık sık sık birlikte olacağız. Yeni gelişmeleri sizlere bildireceğim. Shiba tarafında da fazla bir gelişme yok. Önemli olan yakınların faaliyeti ve en önemlilerinden biri de şunu unutmayalım. Bunu tekrarlayacağım. Borsalardaki Shibarium ağının tanımlanması. Gate.io'da tamam. Gate borsasında tanımlandı. Diğer borsalarda da bekliyoruz. Yani bu işi kaliteli bir biçimde yaparlarsa buradan sıyrılabiliriz arkadaşlar. Bunu gözlemleyeceğiz, edeceğiz. Bakalım nereye doğru evrileceğiz. Bunu önden görebiliriz zaten.
Bununla ilgili haberleri de size sık sık vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Genel piyasada da dediğim gibi olumlu ve pozitifliğimi de korumaktayım arkadaşlar. Hepiniz çok seviliyorsunuz dostlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.